Takva, vera ve zühd. Sual: Takvanın dindeki önemi nedir? Cevap: Takva, Allah'a inanıp onun emir ve yasaklarına riayet etmek, yani Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmak demektir. Takva ehli şüpheli işlerden de sakınırsa vera sahibi olur. Helal malın fazlasından şüphelilere düşme korkusuyla Mubahların çoğunu terk etmeye ve dünya sevgisinden sakınmaya zühd denir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey gerekir. Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu ikincisidir ki buna vera ve takva denir. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir. Vera ve takva üzere olmak, her şeyden daha lüzumludur. Vera hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, imanın esası veradır. Dinimizin direği veradır. Hiçbir şey vera gibi olamaz. Vera amellerin efendisidir. İman insanı vera sahibi yapar. Vera şüpheli şeylerden kaçmaktır dinimizdeki en hayırlı şey veradır. Vera güzeldir, alimlerde daha güzeldir. Dininiz ancak verayla ayakta kalır. Vera sahibi imamla kılınan namaz kabul olur, onunla oturmak ibadet, onunla sohbet sadaka olur. Vera ehli imamla kılınan iki rekat namaz, verasızla kılınan bin rekattan eftaldir şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir. Herkeste iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm. Farzları eda etki, insanların en abidi olasın. Haramlardan kaç ki, insanların en vera ehli olasın. Allahü Teala'nın senin için yaptığı taksime razı ol ki, insanların en zengini olasın takva hakkında Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Ali İmran Suresi 133. Ayeti Allah indinde en şerefliniz, takva ehli olanınızdır. Hücurat Suresi 13. Ayeti Allah ancak takva ehlinin ibadetlerini kabul eder. Maide Suresi 27. Ayeti Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, Takva imanın elbisesidir. Takva her hayrı içine alır. Takva ehli hesap vermeden cennete girer. Her şeyin esası vardır. imanın esası da vera takvadır. Üstünlük takvayladır. Başka bakımdan üstünlük yoktur. Ahirette Allahü Teala'ya yakın olanlar vera ve zühd sahipleridir. Zühdle vera her gece kalpleri dolaşır. İman ve haya bulunan kalplere yerleşir, böyle olmayan kalplerde durmaz, geçip giderler. İlmiyle amil olmayan alim, verası olmayan da abid olamaz. Zahid değilse vera sahibi olamaz. Papaz ve takva. Sual: Bir arkadaşım, papazlar bizden daha çok takva sahibi dedi. Bu doğru mudur? Cevap. Hayır doğru değildir. Müslüman olup da dinimizin bildirdiği haramlardan sakınmaya takva, sakınan Müslümana da takva sahibi denir. Müslüman olmayan içki içmese, yalan söylemese, zina etmese, kumar oynamasa, gıybet etmese, her gün oruç tutsa, herkese iyilik etse buna yine takva sahibi denmez. Gayrimüslimlere emirleri yapmak ve yasaklardan sakınmak emredilmemiştir onlara tek bir şey emredilmiştir, o da iman etmek, Müslüman olmaktır. Ancak Müslüman olduktan sonra Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına muhatap olabilir. Yoksa yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada görebilir ama ahirette bunların hiç faydası olmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın rahmeti, şefkati, dünyada müminlere ve kafirlere herkese birlikte yetiştiği ve herkesin çalışmasına ve iyiliklerine dünyada karşılığını verdiği halde, ahirette kafirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allahü Teala cennete girmek için iyilik yapmayı, kötülüklerden sakınmayı değil, iman etme şartını koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, onlardan kimi, ona yani Muhammed Aleyhisselam'a iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli cehennem yetti. Nisa suresi 55 56. ayetleri